geçmiş olsun. Bir kez daha bir kronik sistit, devamlı sistit geçen hastamızın mesanesine fulgürasyon ameliyatı yapacağız. Ne zamandır yaşıyorsunuz bu hastalığı? 10 yıldır yaşıyorum hocam. 10 yıldır. Şimdi ben bu mesaneye daha önce muayenemde baktık. Şu lezyonları görmüştük. Bir burada bunlar var. Tam mesane boyuna girişte şurada tabaka var ama bu tabakanın aslında bir kısmı alınmış. Şöyle şu üst ön taraflarına kadar olan yerleri alınmış. Siz daha önce oldunuz değil mi bu sitoskopiyi? Evet, 10 yıl önce oldum. Orada da herhalde temizledik demişlerdi. Evet, evet. Şimdi bu çok sık rastladığım bir şey. İki tane eksik görüyorum bu temizliklerde. Bir tanesi şu idrar kanalının girişi. Tam buraya kadar bitirilmiyor. Çünkü korkuluyor yani. Şurada sfinkter var, idrar tıpası var. Bu tıpaya dokunmamak için işte bir yerde duruluyor. Bir burada eksik kalmış. Yani şurada, şurası aslında sınır noktası. Buraya kadar yapılması lazım. Evet, şurada daha iyi görünüyor sınır noktası burası. Bir de flexible stetoskopiyle baktığımız zaman bu rigidle çok iyi görmenin mümkün olmadığı şurada, şimdi mesela ben önceden gördüğüm için biliyorum. Mesela burada böyle kırmızı alanlar, tam özellikle sağ tarafında çok yoğun gördük. Mesane boyunun. Bunlar görünmesi çok zor alanlar. Şuralar, buralarda iltihap olduğunu biz ancak flexible'la görebildik. Bunlar da almadı. Bakın şöyle yaptıkça iltihap çıkıyor oradan. Bunları tersten bakarak mesaneye görmek mümkün oldu. Evet, şu alanların alınması lazım. Bunlar alınmadığı sürece rahatlama olmaz. Bunları da görmüş olduk. Şimdi yapacağız işte. Hadi. Size şimdi en çok rahatsızlık veren ne oluyor? Nedir en çok şikayetiniz? İdrar yaparken çok şiddetli yanma oluyor. Özde sürekli tekrar ediyor. Yani antibiyotik kullanınca bir rahatlama oluyor mu? Sadece antibiyotik kullandığım dönemde ama bıraktıktan sonra tekrar devam ediyor. Peki o 10 sene önceki işlemden sonra bir süre rahatladınız mı? Yok, hemen sonrasında yine başladı. Yine. Antibiyotik kullanıyorsunuz, bir süre geçiyor sonra. Hangisini en çok rahat ettiren antibiyotik hangisi sizi? Yani inanın şu an hatırlamıyorum ama herhalde en çok Sipro kullanmışımdır ama bir süre sonra ona da artık kullanamıyor hale gelmiştim. İnsan böyle yaşamayı da kabulleniyor, öğreniyor herhalde değil mi? Yani gerçekten öğreniyorsunuz çünkü başka yapacak hiçbir şey yok diye düşünüyor insan. Bakın şu bül gibi olan şeyler var bunlar. Bunlar da enfeksiyonun oralara toplanması. Bunları hep şimdi temizlememiz lazım. Şey nasıl, idrar sıktığınız gece kalkmalar vesaire? Yani bir bardak bile sürtsem 2-3 kere idrara çıkıyorum mutlaka. Peki şey, yani sosyal hayatı bozuyor mu bu iş? Yani eve kapalı kalma, ne bileyim tuvalete daha yakın yaşam? Evet, sürekli tuvalet arıyorum gittiğim her yerde. Çalışıyor musunuz normalde? Evet, çalışıyorum. Hı. Bazen işi bırakanlar bile oluyor evet, bu işlerden. Ben de işi bırakıp eve kaçıp gitmişliğim çok güzel. Şimdi bizim burada aslında konuşurken baktığım şey, mesanede kanamalar olacak mı? Çünkü bu interstisyal sistit dediğimiz mesane kanamaları oluyorsa orada tedavi daha da güçleşiyor. Sizde şimdilik olmadığı iyi bir şey. Ha şu bakayım mesela, şunu görüyor musunuz? Şurada ufak noktalar. Yani bu iş uzun dönem çözülmezse artık yavaş yavaş interstisyal sistite dönüyor. Mesane ben boşaltınca anca öyle kanıyor. Mesane geldiğinden kanamıyor. Çok az bir yerde oldu. Bunu da buralara da fulgürasyon yapacağım. Orada yeni doku oluşmasına izin vermek için. İnterstisyal sistitte de bu fulgürasyonu öneriyorlar artık yurt dışında. Yani mesanede bazı yerleri yakalım. Böylece orada yeni doku oluşsun. Şurada işte bakın bu doku şurada kötü zaten damarlanmadan belli. Evet, biz şimdi işimize başlayalım. Burası şimdi mesela şu idrar kanalına değemem. Ama burayı da yapmak zorundayım. İşte bir sınır belirliyorum kendime. Bu tarafta sınırım bu olacak. Şuradaki dokular eskiden aslında ilk yapılansa 10 sene önceki stetoskopide yapılmış. Buralara yüzeyel bir fulgürasyon yapacağız. Çok derine inemeyiz. Yan tarafta sınırımız böyle. Şu yanlar önemli. Buralar görmesi gerçekten zor dokular. Sınırlara ilerlemem lazım. Esas lökopleki, unutulan lökopleki bu ama biz burada da idare edeceğiz. Şurası sağdaki idrar kanalı.
dikkat ediyorsunuz? Ne yapmamaya çalışıyorsunuz? Yani bol su tüketmeye çalışıyorum. Su az tükettiğimde biraz daha çok oluyor. Ama mutlaka ilişki sonrası oluyor. İlişki sonrası değil mi? Yani cinsel hayatta ne yazık ki benim şimdi oradaki düşüncem şu. Bakın şimdi şu doku kötü. Bu doku artık idrar kanalının normal dokuları gibi değil. İdrar asidi buraya değdikçe yanıyorsunuz. Ama vücut bunun üzerine yalan yanlış da olsa bir koruyucu doku oluşturuyor. Şimdi cinsel ilişki sırasında olan şey şu. Şimdi parmağımı bacağımdan içeri ilerletiyorum. Bakın. Bakın parmak burada oynadıkça. Şöyle ufacık bir parmak bu yani. Sağa sola oynadıkça. Bakın görüyor musunuz? Böyle buraları, buradaki dokuyu, koruyucu dokuları yok ediyor. İşte şimdi şöyle böyle böyle hareket ettiriyor ve o dokular gidiyor. Normalde en sonda işlemin vajen dokusuna da bakıyoruz. Orada bir sağlıksızlık var mı diye ama bakın görüyorsunuz buradaki hareketler yani aslında eşinizdeki bir hastalık değil bu. Erkekler bu konuda şanslı ne yazık ki. Onlara hiçbir şey olmuyor. Ama ilişki sırasında işte şurada oluşmuş olan koruyucu tabakayı bozuyorlar. Vücut devamlı kendini iyileştirmeye çalışır. Buraya bir koruyucu tabaka oluşturuyor ama ilişki sırasında o tabaka gidiyor. Yani aslında ondan önce olduğum kutu temizlenmiş olsaydı tamamı belki tekrar etmeyecektim. Valla ben 800 vaka yaptıktan sonra şimdi şu üst tarafları tam yapamadığımı, onun yani bu kadar kolay bir şey değil. Devamlı yeni bir şeyler buluyoruz, yeni bir şeyler görüyoruz. Ama en azından tam temizlense de bir 5-6 sene rahatlamanız lazımdı. O da niye tam temizlenemiyor? Çünkü biraz gerisi idrar tıpası. İnsan diyor ki ya gerekirse bir kez daha yaparım. Şu idrar tıpasına zarar vermeyeyim. Anormal. Bunların gitmesi lazım. Şurası normal mesane dokusu. Buralar yavaş yavaş kırmızılaşmış. Şimdi şuna bakın. Bu doku normal değil. Zaten üzerini sıyırıyorum. Böyle sıyrılıyor. Alttan kanama geliyor. Normal mesanede böyle bir şey olmaz. Kastediliyor tam nasıl bir koku? Yani sanki bir ilaç içmişim de ağır bir koku. Evet. Hemen... Evet yani bu koku idrarda değil mi bu koku? Vajinal evet. Bir koku değil. Hayır idrarda koku. Biz hep şimdi vajende böyle ölü bakıp balık kokusuna mı diye şey yaparız. O değil ama bununki. Ağır bir koku diyorsunuz. Sanki böyle yağlı gibi de aynı zamanda idrar. Yani rengi zaten çok koyu. Bazen hastalar bardağı yapıyor, böyle içinde partiküller yüzdüğünü söylüyorlar, onu görüyorlar. Herkese tabi biraz farklı olabilir. Adam. Şimdi şurada, bakın tam dipte kalsifikasyon mu desem, sarı sarı dokular mı desem, böyle bir... Bunlar batıyor.
gerçekten insan zorlanıyor buralarda, tam hassas noktalar. Tedavisi gündemde. İşte sonrasında ozon tedavisi verelim. Mesane içine ozon verelim diye aslında ilk yazılar çıktı. Biz de 3 tane hastamıza mesane içine verdik. İkisi çok rahat etti. Bir tanesi de öyle bir felaket şey yaptı ki, reaksiyon yaptı. Evet. Kadıncağız mesanesi çok fena yandı. Evet. Yani o geçici dönem. Allah'tan şimdi rahatladı. Ama yani o dönem çok fena yandı ki işte ondan sonra dedik yok, biz sistemik ozon verelim. Sistemik ozon tedavisi kandan vermek ya da rektum içine, rektumdan da çok güzel emiliyor damarlar vasıtasıyla. Şu anda aileciler çoğunlukla rektumdan veriyor. Biz de onu tavsiye ediyoruz. Birçok hastamız şehir dışında falan olanlar da kendi oldukları şehirde yaptırtıyoruz. İstanbul'dakilere yaptırıyoruz, yapıyoruz. Böyle bu şekilde şu anda onu deniyoruz. Mesela karşı duvarını görüyorum. Bakın bir değişik, farkında mısınız? Yani yine bir normal diğer örneği verirsek işte şuralardan daha farklı. Buralar işte o bizim lezyonun değdiği yerler. Buralarda böyle ufak fulgürasyonlar yaparak şey yapıyoruz. Gerçi mesela de şimdi boşalttığım için biraz da böyle görünmüş herhalde. Ama şey, genelde... Şimdi biraz onun yandaş yiyorlar. Evet, mesela ön üst tarafında şöyle gördüğünüz kırmızı alanlar. Bak şurada hemen lezyonlar çıktı Ali. Pot edilen yerde hep o iltihaplıdır. Şuk şuk kırmızı alan bir iltihap. Şimdi burada işte insan sfinkterden korkuyor. Halbuki sfinkter burada. Bak burada. Ondan bir iltihap atıyor. Vay be, şuradan iltihap var. Şunu görüyor musunuz? Evet, işte bunlar hep böyle içeri biriken şeyler yıllar içerisinde. Ve yani biz şimdi buraları sfinkter tıpa zannettiğimiz için yapamıyoruz. Yapamıyorduk. Biz şimdi biraz daha geriye geleceğiz. Çünkü birçoğunun tıp olmadığını anladık. Ama yine bile çok cesaretli değiliz. Yani ya bir solucan kaçmış ya da iltihap gitti. En azından çıktı karşımıza. Yani buraların böyle, ben eskiden buraları üretme zannediyordum ve buralara dokunamıyordum. Şimdi görüyorum ki buralar üretme değil. Demin biraz oynadım, iltihap vardı, şimdi daha bariz çıktı. Ne dediniz? Resmen açtım kendime. Kendimi acıdım şu an. Ya gerçekten. Hocam iltihap, aslan iltihap boşanınca oradaki bir ödemlik vardı. O bitti şimdi. Birazcık şeyi, sondayı uzun tutacağım. Normalde ertesi gün sondayı alıyorum ama şimdi sizle hep buralarda uğraştım. Şuralar bak, almam lazım. Aynısı şimdi
karşıda da var. Şurada deliği görüyorum. Bunlar yani üretraya açılan bazı glandler var. İşte skene gland falan gibi dediğimiz. Şimdi onun içinde iltihap doluyor. Yani bunu buradan tamamen kesip almam mümkün değil. Ancak belli bir yere kadar yakabilirim. Çünkü sonrası idrar tıpası ve kadında bu tıpa çok kısa. Şimdi şuradan bir daha bakıyorum. Habire ölçüm yapıyorum. Şurası tıpa. Yani bu tıpaya zede vermemem lazım. Yoksa idrar kaçırırsınız. Evet. Evet, şimdi yine bakın şurayı koagüle ederken demin o kireçlenme gibi gördüğümüz şey pırt diye pırtladı buradan. Yani şimdi bunun ne olduğunu kim açıklayacak? Yine biz açıklayacağız herhalde. Yani bu bir hani gömülü enfeksiyon diye bir teori var şeyde. İngiltere'de bir Dr. Catherine Anderson var. Gömülü enfeksiyon diyor. Ben de ona o ne ya diyorum. İşte fulgura lakopleki dokular bozulmuş. Onlar bunlar diyorum. O da işte ya işte orada enfeksiyon biyofilm oluşturuyor. Gömülüyor diyor. İşte şunun içinde bir şeyler var. Bu tabii çok ufak, minyatür bir şey. Ben şöyle onu dışarı alacağım şimdi ama göremeyeceğiz bile. Gel bir tas alalım. Bu tam kanalımızın ağzında, üretrada duruyordu. Sizde de şey oluyor değil mi? Sanki idrar kanalında, üretrada sıkıntı oluyordu. Evet. Kaybettim. Evet, şimdi bu hastamız değişik. 10 sene önce sistoskopi yapılmış. Çok da bildiğimiz, tanıdığımız, güvendiğimiz bir hocamız tarafından yapılmış ve sistoskopiden sonra ama hiç de rahatlaması olmamış hastanın. Biz öncelikle böyle bir durum olduğunda hemen ameliyathanede bakmak yerine muayenehanede bir flexible sistoskopi yapıyoruz. Flexible sistoskopi ağırlı olacak mı diye hastalarımız çok endişe ediyor ama işte öncesinde bir ince katlerle içeriye lokal anestezi maddesi verip 15-20 dakika beklettiğimiz zaman çok rahat, en böyle hassas hastalarımızda bile çok rahatlıkla yapıyoruz. Hastamızda da yaptık. Flexible sistoskopiyi biz aslında ameliyathaneye gelmeden bir tanı olsun yapıyorduk ama şu anda görüyoruz ki onun bize gösterdiği normal ameliyathanedeki rigid sistoskopiyle göremediğimiz bazı farklı yerleri gösteriyor. Bu hastada evet bir mesane boyuna yakın unutulmuş veya alınmamış bir lokopleki bölgesi var. Ama daha önemlisi mesane boyunun etrafında çepeçevre normal rigid üretroskopla göremediğimiz alanlar var. Bu alanları fark ettik, işaretledik ve ameliyat sırasında bunları da tedavi ettik. Devamlı bu kronik sistitlerde, interstisyal sistitlerde cerrahi bir tedavi arayışı içerisindeyiz. Yani mesane içerisinde bir problemin, bir hastalığın bu işleri başlattığını, bunun da enfeksiyon kaynaklı olduğunu düşünüyoruz. En azından enfeksiyon kaynaklı başlayan mesane problemlerini çözebileceğimizi düşünüyoruz. Yaptığımız şey de mesanedeki enfeksiyona bağlı, kronik olarak oluşmuş olan bozuk dokuları rezeke etmek, onların yerine yeni doku oluşmasını sağlamaya çalışmak. Bu hastamızda da yaptık elimizden geldiği şekilde. Sonuçlarımıza baktığımız zaman %80 oranında hastada faydalı sonuç görüyoruz, başarılı sonuç görüyoruz. %20 hasta ne yazık ki işlemi olduktan sonra biz bu işlemden fazla fayda görmedik diyebiliyor. Onlar işte tam artık interstisyal sistit haline gelmiş hastalar olduğunu düşünüyoruz. Ama %80 hasta, 10 hastadan 8'i bu işlemden fayda görüyor. Son dönemde bir ozon tedavisini ekledik. Ozon tedavisi her şeye iyi gelen bir, tüm kronik hastalıklara faydası olan, genel sağlık durumunu, vücut direncini arttıran bir tedavi. Kandan ozon tedavisi veriliyordu daha önce. Şimdi sistemik ozon tedavisi için kan yerine rektumdan da veriliyor oluyor. Birçok hastamız şehir dışından geliyor bizim. Onlara gittikleri yerlerde ozon tedavisi uygulamalarını öneriyoruz. Hemen onlar da bir yer buluyorlar kendilerini. Sonuçta bir mücadele. Hepimiz bu hastalığı, kronik sistiti, interstisyal sistiti çözmek için uğraşıyoruz. Şu ana kadar yaptığımız bu cerrahlardan da çok memnunuz. Herkese geçmiş olsun diyorum.